dinleyenleri 7 bir canlı programda yeniden karşınızdayız. Program konuğumuz Kavusel İl Temsilcisi Durduğu Mehmet Gürgeç. Bugün programın sponsoru İsteç. Bu programın daimi sponsoru biliyorsunuz İsteç program okulları. Evet, bari takıldım. Sürçülisan ettik. Ola. 33 tane yeni beyin arıyor. İsteç okulları eğitebilmek adına 33 tane beyinle hareket etmek istiyor. Buradan velilere duyuru yapmak istiyorum. 33 tane çocuğa ihtiyacımız var. Çocuğunuza güveniyorsanız, ufku açılsın istiyorsanız, bilim alanında, teknoloji alanında yetişsin istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın derim. Evet, Durdu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pınar Hanım hoş geldiniz. Salim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mehmet Bey, hemen biz sıcak bir giriş yapalım. Sizi tanıyalım. Ben Durdu Mehmet Gürgeç. Osmaniye Gürgeç'i doğumluyum. 2007 yılından beri alınadayım. 2013 yılından beri profesyonel sendikacılık yapmaktayım. Türkiye Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selahattin Dolgun'un Türkiye Eğitim Sen Genel Kurulu'nun içerisinde genel merkez yönetim kuruluna girmesiyle birlikte Türkiye Eğitim Sen Arama Bilim Oluşturma Başkanlığı'nı yapıyorum. Aynı zamanda da genel merkezimizin, Türkiye Eğitim Sen Genel Merkezi'nin 2020 Haziran döneminde gönderdiği görev tebliği yazısıyla birlikte Türkiye Kamu Sanat Ayrı Temsilcisi olarak görev yapıyorum. Buyurun. Evet. Kamu Sanatları Sendikanızın çalışmaları hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi tabii Türkiye Kamu Sen bir sivil toplum örgütüdür ama biz sivil toplum örgütünden çok daha ötesidir. Biz sıradan sır bir sendikacılık yapmıyoruz. Çünkü sendikacılık sadece üyelerinin hak ve menfaatini korumak değil, aynı zamanda insan şeref ve haysiyetini, onurunu korumak ve kollama mücadelesidir. Bu sebepten dolayı Türkiye Kamu Sen'in ortaya koyduğu irade ve slogan bellidir. Bizim ilkemiz, öncü ülkemiz sloganını kendimizde prensip edinmiş bir teşkilatız. Dikkat ederseniz ilkesinin en önüne ülkesini koymuşuz. O yüzden bizim için bu ülkenin milli birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü, bu ülkenin kültürel değerleri, yapısı bizim için olmazsa olmazdır. Öncelikle çıkış noktamız burasıdır. Türkiye Kamu Sen vatanını, milletini, devletini seven insanların oluşturduğu bir sendikadır. Mesela Türkiye Kamu Sen'in dönüşlerine bakacak olursanız, bugün gündemimizde pandemi var, salgın var, okulların açılması, açılmama durumu var ama Türkiye Kamu Sen'in gündeminde aynı zamanda bugün mavi vatan var. Akdeniz'de şu anki yaşanan sürtüşme var. Nasıl ki vatan topraklarımızı biz korumakla yükümlüysek, deniz sularımızı da aynı korumakla mükellefiz. O yüzden mavi vatan da şu anda Türkiye Kamu Sen'in gündemindedir. Okullarımızın durumu da Kamu Sen'in gündemindedir. Bu ülkenin birliği bütünlüğü de Kamu Sen'in gündemindedir. Ekonomik, özlük, sosyal haklar noktasında kamu çalışanlarının bütün sıkıntıları Türkiye Kamu Sen'in gündemindedir. O yüzden Türkiye Kamu Sen bu ülkenin temel taşıdır, temel değildir. Sayın Başkan, eğitime en çok önem veren sendikalardan birisiniz Kamu Sen olarak. Evet. Şu anda eğitimde bir pandemi süreci yaşıyoruz. Çocuklar uzaktan eğitim görüyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzaktan eğitim nasıl gidiyor? Çocuklar bundan yeteri kadar faydalanabiliyorlar mı? Tabii şimdi şunu öncelikli olarak dile getirmek zorundayız hepimiz. Bugün bir sendika başkanı olarak buradayım ama aynı zamanda ben de öğrenci velisiyim. Aynı zamanda eşi öğretmen olan bir bireyim. Dolayısıyla eğitim sadece çocuğu olan kişileri değil. Eğitim bu toplumun her kesimini ilgilendiren bir yapı. Bakınız 16 Mart 2020 tarihinde okullarımız tatil edildiğinde bu ülkede çok hızlı bir refleks gösterildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Uzaktan eğitim noktasıyla bütün çocuklarımızın evine bir şekilde eğitimi getirdi, öğretmeni getirdi. Bu noktada uzaktan eğitimi çok hızlı bir devlet refleksiyle ortaya çıkaran, uzaktan eğitimi evlerimize kadar getirip çocuklarımızı eğitimden soğutmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu noktada emek harcayan bürokratlarına biz teşekkür ediyoruz. Tabii uzaktan eğitim, normal eğitim tutar mı? Mümkün değil. Tutmasını zaten bekleyemeyiz. Ama dünya ve ülke gündemi maalesef bir salgınla karşı karşıya. Bu salgının nasıl ki diğer sektörlere bir takım uygulamaları olduysa, bu salgının nasıl ki diğer sektörlere bundan sonraki süreçte de bir takım uygulamaları olacaksa, eğitime de bir takım yansımalar olacak.
Bakınız biz şu anda ülke okullar açılsın mı, açılmasın mı tartışıyoruz. Şöyle düşünelim, okulların tatil edildiği 16 Mart 2020 tarihinde mi salgın daha yaygındı? Yoksa bugün 14 Ağustos 2020 tarihinde mi salgın daha yaygındı? Biliyor musunuz? En çok hastalık bulaştıran yaş grupları 10 ile 19 yaş arası. Taşıyıcı. Evet, taşıyıcı bunlar da bulaştırıyor. Daha da tuhaf olan nokta ne? Bu grubun ateşini ölçerim diyerek siz karşınıza alamazsınız veya böyle bir savunma mekanizması geliştiremezsiniz. Niye? Çünkü bu grubun bilim kurulunun açıklamaları neticesinde bu grubun ateşe karşı verdiği refleks %7. Yani 100 kişiden sadece 7'sinde ateşi tespit edebiliyorsunuz. Diğerlerinde tespit edemiyorsunuz. Başkan, mikrofona yakın konuşabilir misiniz lütfen? Buyurun, tabii ki. O yüzden yapmamız gereken nokta ne? Bir takım kararlar almamız lazım. Hani biz ne olursa okulları açarız, ne olursa okulları açmayız şeklinde bir söylem ortaya koymamız lazım. Bir hareket geliştirmemiz lazım. Şimdi şunu diyebilir miyiz mesela biz? Vaka sayısı bölgesel boyutlara göre il bazında, il nüfusuna bağlı olarak %1'in altına düşerse okulları açabileceğiz diyebiliriz. Veya vaka sayısı belli bir direncin altına geçip belli bir orana geldiği zaman okulları açabileceğiz diyeceğiz. Peki okulları açmazsak ne olacak? Şimdi bakın, şunu söylemek istiyorum. Konuştuğumuz ilk tane sayısını biliyor musunuz? Bugün ilkokul, ana sınıfı, ortaokul, lise, üniversite. Biz kaç kişi hakkında konuşuyoruz biliyor musunuz? 26 milyon. Bugün Türkiye'de 26 milyon öğrenci var. Ve biz 26 milyon öğrenci ders başı yapacak mı? Yapmayacak mı? Yapsın mı? Yapmasın mı noktasında görüşüyoruz. Önce şunu söyleyelim. Türkiye'de bilenler konuşsun. Bunun kararı bilim kurulu versin. Bakın ben bir bilim kurulunun mensubu değilim. Dolayısıyla ben hastalık durumunu, salgının yayılma boyutunu, salgının şu andaki Adana'daki boyutunu, İstanbul'daki boyutunu bilemem. Benim bildiğim nokta şu, ben diyorum ki iki kriter çok önemli. Açacağız diyenler neye göre açacak? Açmayacağız diyenler neye göre açmayacaklar? Düşünelim bu 26 milyon insan okulu açmadık, tamam. Kriterlerimizi aldık. Soruyorum size, bu 26 milyon genç evde mi? Evet. Sokakta. Kafede. Diğer taraftan okulu açmadık, sahiller açık. Diğer taraftan okulu açmadık, camiler açık. Okulu açmadık, kafeler açık. Okulu açmadık, halı sahaları açtık. Peki biz nerede eksiklik yapıyoruz? Ya da biz ne yapmamız lazım? Bence bunun konuşulması lazım. Bunun üzerine değerlendirme yapılması lazım. O yüzden okullar açılsın mı açılmasın mı sorusunun muhatabı bu ülkede sivil toplum örgütleri değildir. Bilim kuruludur. Kim olursa olsun, görevi ne olursa olsun bilim kurulunun dedektifleri doğrultusunda işlem tesis etmek zorundayız. Hazır pandemiden konuşurken siz kamusal olarak nasıl çalışmalar yürüttünüz sendik olarak pandemi boyunca? Şimdi tabii devletimizin bu pandemi sürecinde aldığı tedbirler ortadaydı. Vefa grupları oluşturuldu. Eğitim camiamızın oluşturduğu vefa grupları vardı. Türkiye kamusal olarak bizler de devletimizin yaptığı bütün çağrılara uyduk. Bütün çağrılara destek verdik. Bu noktada SMS kampanyasını düzenledik. SMS kampanyalarına destek verdik. Şunu kabul etmemiz lazım. Bu salgın küresel ama çözüm olsa. Biz bir olacağız. Biz birlikte olacağız. Biz bu salgını komşumuzla, akrabalarımızla hep beraber atlatacağız. Atlatmak zorundayız. Bakın bugün eğitim sektörüne geldiğiniz zaman okullardan etkilenen sadece öğrenciler değil. Servisçisi etkilendi. Kantincisi etkilendi. Hizmetlisi, iş kur personel etkilendi, güvenlikçisi etkilendi, kırtasiyecisi etkilendi. O iş kollarının, okullarımızın etrafındaki çeşitli iş yerleri etkilendi. Türkiye kamusal olarak biz devletimizin aldığı bütün tedbirlere uymakla beraber hem evde kal çağrısı yaptık hem de bütün yardım kampanyalarına bizzat katıldık. Teşkilatlarımızın katılmasını bizzat talep ettik, istekte bulunduk. Sağ olsun zaten Türkiye kamusal mensubu her bir arkadaşım da bu çağrıya olumlu şekilde cevap verdi. Yani şunu yaptık, evde kal çağrısı yaptığımız zaman biz şu sloganı ürettik Türkiye kamusunda olarak. Dedik ki,
bugün vatanı korumak elde kalmaktır. Bugün bir şey yapacaksa, vatanı koruyacaksa elde kalmaktır. 15 Temmuz'da vatanı korumak için sokaktaydık. Pandemi döneminde vatanı korumak için evimizde olmayı kabul ettik. Niye? Çünkü şimdi salgındaki kritik eşik nedir biliyor musunuz? Kritik eşik şu. Sağlık sektörümüzün aynı anda çökmemesi için. İtalya'yı gördük. Nasıl bir ülke? Gelişmişlik düzeylerine baktınız. İspanya'yı gördük. Amerika'yı halen daha görüyoruz. Şimdi ne yapmamız lazım? Elbette bu salgın devam edecek, bu salgın gelişecek ama bizim herkesin aynı anda hasta olup sağlık sistemimizi çökertmemek adına inisiyatif almamız lazım. Maske, mesafe, temizlik. Uymak zorundayız buna. Şöyle düşünün. 1900 yılında doğmuş olsaydınız siz, 1900 yılında doğmuş olsaydınız, Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Cumhuriyet kurulana kadar 23 yıl savaş görecektiniz. Bu da bir savaş. Bu da bir savaş. Nasıl ki 1900 yılında bir savaşın eşiğinde olup Kurtuluş Savaşı verilmiş, 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişse, şu anda dünyanın da, ülkemizin de içerisinde bulunduğu durum ve verdiği mücadele bir savaş. Bu pandemiden çok önce şunu demiştik. 1919 neyse 2019 olur. 1920 neyse 2020 olur. İnşallah 1923 neyse Türkiye Cumhuriyeti için 2023'te o olacaktır demiştik. Bu salgını birlikte açacağız. Beraber açmak zorundayız. Bu salgını bitirmek zorundayız. Bakın okullar açılmasın derken okulları, çocuklarımızı şu an okullarımızdan soğutuyoruz. Okullar açılmasın derken kapatamadığımız ağzımızdan dolayı okullarımızı kapatıyoruz. Bu mübevadır. Bu yazlıktır, bu günahtır. Az önce bahsettiğim 26 milyonun bu hakkına girmektir. Yani çok bir şey beklemiyor ki devlet. İki çağrı yapmış. Bir evde kalmış zamanında. Bir de şu anda maske, mesafe ve temizlik diyor. Bu Salih Bey'in kendini koruması için. Diğer taraftan şurada var bakınız. Hiçbir birey toplumda sadece kendinden sorumlu değildir. Bugün ben kendimi koruyamayayım. Bu virüs bende pozitifse şu an burada bulunan herkesi bunu bulaştırdım. Bulaştırdım. Dolayısıyla ne siz ne de biz. Sadece kendimizden sorumlu değiliz. Bugün hepimiz hep birlikte birbirimizden sorumluyuz. O yüzden ben dün de çağrı yaptım. Diyorum ki ağzınızı kapatmak, temizlik kurallarımıza uymak, sosyal mesafeyi korumak sadece Mehmet Bilgeç'in kendisi koruması için değil, Mehmet Bilgeç'in etrafındakileri de korumak için Mehmet Bilgeç'e bugün düşen vatani bir ödev ve sorumluluktur. Herkes lütfen bu sorumluluğun birincisi olsun. Bakın, şu anda bizim eğitim camiasında dün görüştüm. 4 tane öğretmenimiz maalesef testlere pozitif çıktı. Başka bir arkadaşımızın babası pozitif çıktı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mart 2020 tarihinde virüs var dediklerinde bir takım kitle virüs hafife almıştı. Çevremizde bazı insanlar hafife almıştı. Sonra ne oldu biliyor musunuz Salih Bey? Sonra duyduk, dedik ki ülkede 1000 kişi var. Ülkede 1000 kişi var. Ama bu 1000 kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Bakın bugün ben buraya geldim. Çemberin size ne kadar daraldığını göstermek için söylüyorum. Benim tanıdığım 4 öğretmen ve eşi hasta diyor. Anladınız mı? Ama Mart tarihinde bir kişiden, Nisan, Mayıs, Haziran tarihinde ülkede birilerinde varmış diyorduk. Şimdi tanıdıklarımızda bunun olduğunu söylüyoruz. Evet. Ne oldu? Çember bir tehlike, aslında biz çemberi daraltaraktan kuşatmayı etrafımızda oluşturuyoruz. Diyorum ki maske, mesafe ve temizlikle bu kuşatmayı yarmalıyız. Allah'ın izniyle de yaracağız. Milletimizin, Türk milletinin ferasetine ben yürekte inanıyorum, yürekte inanıyorum. Yani ben şimdi şunu merak ediyorum. Bu halde bununla ilgili tedbirler alınıyor. Toplantılar yapılıyor. İşte 31 Ağustos'ta sayılan okullara uzaktan eğitimler 21 Eylül'de de aşamalı şekilde şey yapıyor. Tamam, normal liselerde doğru, ilkokulda doğru, ortaokulda doğru, meslek liselerinde uygulamalı eğitim yapılmazsa bu meslek çocuk öğrenemez ki.
Nasıl yapacak o zaman bu? Mesleksellerin durumu ne olacak yani? Şimdi Salih Bey, açıkçası gündemimiz sadece mesleksellerini konuşmakla sınırlı değil. Bu virüs öyle bir virüs ki, uygulamalı eğitim noktasında berber ne yapacak? İşte o zaten o... Kasap ne yapacak? Marketçi ne yapacak? Çalışan ne yapacak? Bakın, biz böyle olursak, bu şekilde duyarsız olmaya devam edersek, aynı duyarsızlığı sürüklersek, siz bana 21 Eylül'de okulların açılacağının garantisini verebilir misiniz? Yok. Dolayısıyla okulların, bakın okulların 21 Eylül'de açılması noktasında bir karar alındı. Niye alındı bu karar? Şu anda açamıyoruz dedik. Açamıyoruz dedik. Niye açamıyoruz? Çünkü 31 Ağustos tarihini beklemeye gerek yok Salih Bey. 31 Ağustos'un verilerini bugünden görebiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı salgının gidiş yönü belli. Salgının gidiş yönü belliyken hele bir 31 Ağustos tarihi geçsin. Hele o tarih bir geçsin bakalım ne yapacağız demeye beklemez devlet aklı. Devlet aklı uzun vadeli planını yapıyor. Ve şu anda devlet aklı bizi uyarıyor. Diyor ki ben 31 Ağustos'ta açacak olduğum okulu içinde bulunduğumuz durumdan dolayı 21 Eylül'e erteledim. Yani devlet sana diyor ki sen maske, mesafe ve temizliğe uymazsan, valiliğimizin aldığı kararlara uymazsan, devletimizin aldığı kararlara uymazsan, bu pandemiyle alakalı olarak belirtilen 14 kurallara uymazsan ben bu okulu yine açamayabilirim diyor. Zaten altyapı hazır değil ki şu anda. Bakın bu iş altyapısı insan Salih Bey. Bu iş şimdi emek harcamaya gerek yok. Okullarda bizim okullarımızın her şeyi hazır. Bakın bizim okullarımızın, bunu samimiyetimle söylüyorum. Şimdi insanlar tabii en kolay şey ne biliyor musunuz? En kolay şey bir öğretmeni eleştirmek, en kolay şey bir okulu eleştirmek. Yani ne var mesela bugün sizin evinizde? Sizin evinizde ne varsa bizim okulumuzda da var. Tuvaletlerimiz temizleniyor. Dezenfekte ilacını ilgili yerlere astık. Bizim müdürlerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Biz hazırız. Sayı olarak ne yapacağız? Bütün sayı, hiçbir sıkıntı yok. Bakın, bu, ha bakın o sayıleştirilmiş sınıf aralığını bilim kurulunun vereceği bir karardır ama ondan önce şu arada kaymasın. Bizim okullarımız tedbirini aldılar. Kolonyası, temizliği hazır. Bu okulun, bu öğretmenin sorunu değil. Ben şu anda size başka bir şey anlatıyorum. Bu toplumun bir sorunu. Evet. Toplum bu noktada kanaat gösterecek. Çenesini kapayamayan insan okulu kapattı diyeceğiz biz. Böyle bir algoritma sunmamız lazım. Çünkü gerçekten hayat böyle. Şimdi ne yapsın? Sokağa çıkma hesabı ilan etsin. Ne olacak? Nereye kadar gidecek? Diğer tarafta okula atsak böyle, açmasak böyle, devletin ne yapması lazım? Dolayısıyla Salih Bey, iş sizde elinizde bitiyor. İş insanda bitiyor. İnsanda rehavete kapılmadan sıkı bir şekilde devam etmek gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki başkan, biraz da sendeliğe dönelim. Buyurun. Şimdi Türk Eğitim Sen'in kuruluş amacı belli. İlkeleri var. Evet. İlk göreve geldiğinizden bugüne evet. Kaç tane yerimiz var? Şu an Salih Bey, mesela ben en son yılı söyleyeyim. Bu sene Adana genelinde bizim Türkiye Eğitim Sistemi'nin 2019'da göre artı olurken evet. Başka bir sene de eksik kapattı. Şimdi Türkiye Eğitim Sistemi'nin kuruluş ilkelerini şöyle izah edecek olursak 7000 üniversitemizle beraber bizim 8500 civarında üyemiz var. Kamu sınırında. Türkiye Eğitim Sistemi. Türkiye Eğitim Sistemi. Kamu sınırında olarak bizim 16000 üyemiz var. Lakin biz birileri gibi üye sendikacılığı yapmıyoruz. Bakın bu çok önemli. Biz üye sendikacılığı yapmıyoruz. Yani kim olursa olsun, nasıl olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, bizden olsun da bir yere getirelim demiyoruz. Şimdi Salih Bey, ben çeşitli yerlerde söylüyorum. Bakın, bu programa başlarken dedim ki, ben bir sendikanın başkanı olabilirim. Ama bakın, ben bir hanımefendinin eşiyim. Başka bir hanımefendinin evladıyım. Ben hep çocuğun babasıyım. Dolayısıyla benim bu toplumda birbirinden fazla üzerinde gömlekler var. Peki bu toplumun temel dinamiğinin ne olması lazım? Liyakat olması lazım. Liyakat nedir? Yeterlilik. Peki yeterlilik tek başına yeter mi? Yetmez. Liyakatli kişilerin de sadakatinin devleti olması lazım. Peki devletin ne yapması lazım? Değerleriyle sorunu olmayan vatanın her bir evladına eşit muamele etmesi lazım. O yüzden kamusal alanın en büyük sorunu ne? Bakın, geçenlerde bir rektör
öğretim elemanı alma şartlarını eşine özel olarak tahsis ettiği için görevden alındı. Soruyorum size, bu işi yapan sadece rektör mü? Rektör bu işi nereden öğrendi? Eşine halk eğitim merkezinde kurs açtıran ilçe yetkilisi, eşini proje okuluna getiren bir sendika temsilcisi, mülakatlar marifetiyle hak etmediği halde hak etmeyen puan verilen kişiler, sırf yandaş olduğu için bir makama getirilenler, bu rektörün ortaya koyduğu sektörün bir parçası değil mi? O yüzden Türkiye için olarak biz Salih Bey, biz bunun peşindeyiz. Biz istiyoruz ki Kabe'nin anahtarını gayrimüslime emanet eden bir peygamberin ümmeti olmaktan şeref duyuyoruz. Peygamberimizin ortaya koyduğu bu liyakat misyonunu da kamusal alana mırh gibi çakmak istiyoruz. Çok şükür bunu başarıyoruz. Şu anda iyiyiz. Elbette 2014 süreciyle beraber, yöneticilikte bir mülakat geldi. Bakın mülakat, altından da baksanız, üstünden de baksanız, neresinden bakarsanız bakın torpildir. Niye? Çünkü şöyle, mesela biz burada yayın yapıyoruz, bakın yayın orada ekranda alınıyor, kayıt altına alınıyor. Ne konuştuğumuz belli. Mülakata gidiyorsun, bir kayıt yok. Sorulan sorulara verilen cevabın önemi yok. Soruların önemi yok. Bir bakıyorsunuz, 100 puan almış birileri, 100 kişi 100 puan almış, 90 tanesi bir sendika üyesi. Bunu nasıl okuyacağız Salih Bey? Yani şunu mu diyeceğiz? Bütün zekiler, akıllılar, bu işi yapacak olanlar toplanmış bir sendikaya üye olmuş ya da çıtır çıtır kulak yemiş. Siz nasıl okursanız takdir sizindir, takdir kamuoyundur. Bu kayıttan da bahsederken yani valla biz hem küçükten kayıt altındayız, bir de bu programları biz saklamak zorundayız. Bunun bir de saklama dönemi var. Geriye dönük lütuf istediğinde çıkarıp önüne de sunabilmeliyiz. Öyle hiç öyle göründüğü kadar kolay değil. Hey, şöyle kesinlikle katılıyorum. Sizin işiniz kolay değil ama Türkiye Kamu Sen'in işi çok kolay bu noktada. Biz kapalı kapılar ardında ne konuşuyorsak, Hakkari'de neyi ifade ediyorsak, Sinop'ta neyi söylüyorsak, İstanbul'da neyi söylüyorsak, burada da aynı şeyi söyleriz. O yüzden her türlü kayda varız. Hiç korkumuz yok, açığız biz. Yani alanlarda hiç sıkıntımız yok. Evet, programımız devam ediyor. Türkiye'nin ilk ve tek mühendislik fen lisesi, ISTEK sponsorumuz. Programımızın adı Bizim Gündem. Salih Güleç Pınar Aytekin ikilisi. Programı sunuyor. Programı sponsorluğunda ISTEK okulları yapıyor. ISTEK'te neler var? Türkiye'nin bir defa ilk ve tek mühendislik fen lisesini sunuyor ve iddialı bir şekilde eğitime giriş yaptı. Çocuğunuzun kendi ismiyle toprağın kuruluğuna sulama miktarını ayarlayabilmesi veya el çırpışıyla lambaları söndürüp açan bir kalp düzeyini dizayn edip bastırmasını istemez misiniz diye açıklamıştı bir şeyinde, toplantısında. Evet, yetkilisini açıkladı. İlginç bir şey. Evet, çocuklara teknolojiyi kullanmayı, hatta icat etmeyi öğretecek bir altyapıları var. Bir de üçlü dil eğitim sistemleri var. Diğer okullardan farklı olarak iki dil değil, üç ana dil üzerinde eğitim veriyorlar. Bu da bir avantaj olarak görüyorum. Ve uygulamalı laboratuvar eğitimiyle bir hayli iddialılar. ISTEK okulları, özel Adana Çınarlı Fen Lisesi Adana'da açıldı. Sarıçam'da öğrenciler için kayıt bekliyor, velilere duyurulur. Mehmet Bey, şimdi bir zamanlar okul müdürlerine yetersiz göstererek okuldan aldılar. Yani müdürlükten aldılar, öğretmenler sonra sürdüler. Bunun mücadelesini komiser hem alanlarda hem hukuki zamanlarda öğrendiniz. Şu anda ne durumda? Aynı devam ediyor mu bu şey eğitimde? Şimdi Salih Bey, 2014 yılı milli eğitimin çok ciddi bir şekilde yara aldı. Kurum kültürünün bozulduğu, çalışma barışının sekteye uğratıldığı bir yıldı. Şimdi buradaki temel kriter şuydu, okul müdürlerimize bir takım sorular üzerinden puanlama yapıldı. İşte okulunu boyatmış mı, işte yüksek lisansı var mı, kurum kültürünü sağlamış mı, diyalogları iyi mi diye. Bu sorular okulun en genç öğretmenine, okulun en yaşlı öğretmenine, okul aile birliği tarafından seçilen bir öğretmene, okuldaki seçilen bir öğrenciye yöneltildi. Bu durumda
buradaki okuldan 40 puan geldi. İlçeden 60 puan geldi. 60 puan veriyordu ve siz 75 puan aldığınız zaman başarılı oluyordunuz. Okullarımızda müdürlerimizi çok iyi tanıyan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz tam puan vermesine rağmen bakın Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında göreve başlayan ve hiç tanımadığı insana puan veren kişiler marifetiyle okul müdürlerimiz görevden alındı. Öncelikle olarak şunu söylüyorum. Bu insanların mahşer kütüphaneye bıraktığı çok büyük bir rebal var. Şimdi helalleşme sendikayla olmaz. Helalleşme kişilerle olur. Bir kişi başka bir kişiye kum hakkı üzerinden günah işlemişse benimle helalleşmesin. Bizim zaten hakkımız onlara helal değil de. Gitsin ilgili kişiyle helalleşsin. O noktada bizim mahkemede olayı yargıya taşıdık. Bakın Salih Bey, 3 defa kazandık mahkemeleri. 3 defa mahkemeyi kazandık ama yarı kararını uygulamadık. Uygulamadık. Ve hiç tanımayan birisi, birisine puan verdi. Bakın size bir şey anlatayım. Okulun birinde A kişisi, puan veren A kişisi okula şube müdürü olarak gidiyor. Puan verdiği okul müdürümüz de orada. Müdürümüz merhaba diyor. Ben falan mahallenin muhtarıyım diyor. O merhaba muhtarım nasılsınız, iyi misiniz diye konuşuyor. Tam takacakken müdürümüz diyor ki işte diyoruz bakın siz ben diyor o mahallenin muhtarı değilim. Ben sizin 75 puan vermeyip tanımadan puan vermeyip görevden aldığınız kişi. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan hakkında kanaat oluşturmak. Zahit Bey, Allah ne diyor? Ne ile gelirse engel affederim. Ama Allah bile gelmedi. Şimdi mahkemeleri kazandık, uygulanmadılar. Türkiye Kamu Sanayi Mücadelesi bitti mi? Bitmedi. Bakın, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, hakla haksızın, hakikatle yanlışın mücadelesi Zahit Bey, bu coğrafyada bitmez. Bitiremeyiz. Ama biz ne yapacağız? Biz ekmeğini, aşını, emeğini, alın terine karıştırıp değirmen etme noktasında bu milletin bütün mensuplarına liyakat vurgusu yapacağız. Bakın ben şunu demiyorum. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, bizden olsun da bir yere geçsin demiyorum. Aksine, insanların diliyle, mezhebiyle, meşrebiyle uğraşmadan iyi işi kim yapıyorsa onu bir yere getirelim diyorum. Sadık bir hastalandı, şimdi yayında hastalandı. Allah göstermesin. Neden ben hastalığım? Kalp krizi geçiriyor. Ne yapacağız biz? Kim Türk, kim Kürt, kim Türk eğitim senli, kim eğitimmiş senli, kim eğitim doktor mu arayacağız? Ne yapacağız? İşini en iyi yapan doktora gideceğiz. O zaman biz işini en iyi yapan doktoru seçelim. İşini en iyi yapan müdürü seçelim. İşini en iyi yapan kamusal alandaki bütün işleri seçelim. Biz buna tarih sahip değiliz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bakın verdiğimiz mücadele küçümsenecek, garipsenecek bir mücadele değil. Allah'a şükürler olsun demin dedim ya, verdiğimiz mücadelede de gittiğimiz her yere kalıbımızı, adımlarımızı, sanırım söylüyorum, mıh gibi çakıyoruz. Biz bu milletin gönlüne girmeye talibiz. Biz bu milletin gönlüne liyakati, adaleti nakşetmeye talibiz. O yüzden mücadelemizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda ben tekrarlıyorum. Bakın pandemi sebebiyle, bu pandemi süreci nedeniyle bizim daha başımıza ne geçsin? Daha ne geçsin ki birini öteleyelim? Birine sen ötekisin diyelim. Birine sen yabancısın diyelim. Birine sen bizden değilsin diye bir yere getirmeyelim. Daha ne geçsin? O yüzden Salih Bey, vatanımızın etrafındaki süreci biliyoruz. Bugün mavi vatanı biliyoruz. Akdeniz'deki durumları biliyoruz. Suriye'deki durumları biliyoruz. Yunanistan'ın durumlarını biliyoruz. Ermenistan-Azerbaycan gerginliğini biliyoruz. Bu milletin birliğe ihtiyacı var. Bu milletin beraberliğe ihtiyacı var. Bu milletin değerlerimizle sorun olmayan vatanın her bir evladına sarılmaya ihtiyacı var. Biz sarılmaya talibiz. Biz bunu olsun istiyoruz. Çünkü ne demiştim en başta? Pandemi de olsa sorun küresel, çözüm ulusal. Başkan, bu mahkemeden konu açmışken bir de Büyükşehir Belediyesi'nin hastaneye çıkan işçilerle ilgili bir davayı kazanmıştınız. Davalarımızı kazandık. Evet, onunla ilgili konuşabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi, hatta ben şunu söyledim. Belediyelerde iki şekilde işten tesis ediliyor. Birincisi bizim hukuk mücadelemiz. Evet. İşten çıkartılanlar.
İkincisi, hükümetimizin ortaya koyacağı kadro tahsisi. Şimdi biz olayı yargıya taşıdık, mahkemeleri kazanıyoruz, oraya ayrı bir parantez açarız. Ama bizim hükümetimizden bir beklentimiz, belediyedeki bu işçi girme çıkma olayını birilerindeki dudağından arasından alsın. Kalın çözümler ortaya koysun. Bakın bu insanlar kim olursa olsun, hangi belediye başkanı, hangi siyasi parti kazanırsa kazansın, buna bağlı olarak efendim ev almış, kredi çekmiş, buna bağlı olarak evlenmiş, buna bağlı olarak ekonomik bir program ortaya koymuş, sonra ben geliyorum, hadi dışarı diyorum. İlk beklentimiz ve talebimiz bizim, hükümetimizin bu noktada kadro tahsisini gerçekleştirmesidir. İkinci noktaya gelince, keşke Ankara'dan İstanbul'a kadar adalet diye yürüyenler aynı adaleti bizim buralara gösterseler. Şimdi ben şuna üzülüyorum Salih Bey. Bakın insanlara bankamatikçi yaftası vurarak da işten çıkarmayın. Bu yanlış. Suçu var mı? İşe gelmiyor mu? Teftiş ve denetim mekanizmanızı ortaya koyun. Denetimlerin neticesinde deyin ki kardeşim şu 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 isimler bankamatikçi, bunu biz de bilelim. Biz de bilelim. Biz de bankamatikçiye sahip çıkmayız. Kimse çıkmaz. Ya maşallah diyor ki bankamatikçi. Kim bankamatikçi belli değil. Hiçbir kişiye bankamatikçi. Kim bankamatikçi değil. Şimdi ne oldu? Mahkemelere kazandık. Bakın biz sözleşmeler için açtığımız bütün mahkemelere kazanacağız. Bugün açtığımızı yaptım. Türkiye'ye kamusal olarak dedim. Biz sokakta pandemi sebebiyle, bakın biz pandemi olmasaydı, ülke ve dünya gündemi eylem yapacak boyutta olsaydı, eylemsel bir kitleyi, biz devletimizin düşündüğümüz için eylem yapmıyoruz, milletimizin düşündüğümüz için eylem yapmıyoruz. O noktaya olsa biz burayı başına yıkardık. Burada her türlü eylem yapalım. Ama biz dedik ki kardeşim, şartta zemin ve zaman eylem yapmaya müsait değil. Hukuki noktada mücadelemizi arayacağız ve mahkemeyi kazanmak. Şimdi soruyorum size, mahkemenin bankamatikçi değil dediği kişiye, bankamatikçi diyenler bu milletin yüzüne nasıl bakacak? Nasıl bakacak? Hadi baksınlar. Salih Bey bankamatikçi diyor. Hakimi, savcısı, yargıcı bankamatikçi değil diyor. Kim yalancı oldu? Kim haksız oldu? Bunlara gerek yok. Bakın biz Adana'ya hizmet istiyoruz. Biz Adana'ya çivi çakılmasını istiyoruz. Türkiye kamusunu olarak. Adana'ya bir şeyler yapmasını istiyoruz. Efendim gelen bu kadar, giden bu kadar. Tablo açıklamışlar. Aski nerede tabloda? Sanki aski nerede? Su parası vermiyor musun? Nerede aski? Nerede? Peki askiden, hayır, askinin gelirleri o tablonun neresinde yazılır? Askiden gelir gelmiyor mu? Evet. Ne yazmadı? Zaten o akıllı veren kimse... Şimdi gelen, bakın, gelen giden edebiyatıyla belediyecilik yapılmaz. Belediyecilik, gelenle, gidenle yapılacak bir edebiyat değildir. Hüseyin Başkan da burada belediyecilik yaptı. Bir gün duydun mu gelen bu kadar, giden bu kadar, yapılan bu kadar? Yok. Hem de Milliyetçi Hareket'te olduğu dönemde, ittifakın olmadığı bir dönemde yaptı. Böyle bir şey olmadı. Bakın, biz hizmet bekliyoruz. Sayın Karalay'ın, bu samimiyetin de bir çağrımdır. Sayın Karalay'ın, İşçi kıyımı noktasındaki gündelik popülizm algısına son verip Adana'ya hizmet etmesini bekliyoruz halen daha. Halen daha bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Göreceğiz inşallah. Umarım görürüz. Başkanım. Görürüz umarım. Türkiye Komiser. Evet. Hem senin de kazık. Hem üyelerinin haklarını savunurken bir de üyelerine hizmet etmek için yarışıyor içinden. Evet. Mesela Ankara'da devasa bir öğrenci yurdu. Misafirhanesi. Evet. Adana'da komisyon olarak Karateş'te yapmış olan, evet. Geçmiş yönetimimiz evet. Sağ olsun yazdık konutlar yaptı. Yazdık konutlar. Bununla ilgili bir sosyal çalışmalar duruyor. Bununla ilgili bize bir güven. Tabii şimdi ben söylemiştim size Salih Bey, sendikacılığı bizlerin de yapmak istemiyoruz. Sendikacılığı çok farklı kategoride yapmak istiyoruz. Bakın ben buraya gelirken gelmeden önce Savaş Çukurova bakanımızdaydım. Facebook sayfalarımızdan bakarsanız görürsünüz. Biz ayın 6'sından bu yana kim olursa olsun, vatandaşımızın her bir bireyine bizim Çukurova'da bir lokalimiz var. Evet. Çukurova lokalimizde kapılarını açtık. Rehber öğretmenlerimizin telefon numaralarını verdik. Pandemi sebebiyle randevu sistemini devreye soktuk. Arkadaşlarımız randevu sistemiyle
rehber öğretmenimize ulaşıyorlar. Her gün Çukurova lokalimize geliyorlar. Arkadaşlarımızla sendikacılığı yapıyoruz. Türkmenler noktasında Suriyeli kardeşlerimiz geldiği zaman bu ülkede çok ciddi şekilde Türkiye Kamusen üyeleri, Eğitim Sen üyeleri, Türkiye Kamusen üyeleri, bütün sektörler, yani Balcalı'daki Türk Sağlık Senemiz, Türkiye Hizmet Senemiz tamamı yardım kampanyasına destek verdi. Şimdi üyelerimizden aldığı gücü tekrar üyelerine döndürmek istiyoruz biz. Bu noktada da ne yaptık? İnşallah başka illere de yapacağız bunu. Başlangıcını Ankara'dan başlatıldı bir öğrenci yurdu. Üye çocuklarımızın, üye yakınlarımızın kaldığı bir yurt oluşturdu. Sıcak suyundan yemeğine, her türlü nezih ortamını yaptık. Şimdi çalışmamız İstanbul'da. İnşallah ilerleyen günlerde Adana'da böyle bir çalışmalarımız olur. Çukurova lokalimizi devreye soktuk. Yani Salih Bey, dedim ya, sadece tek bir düzlem üzerinden gitmiyoruz. Kimin ne sorunu varsa ilgilenmek istiyoruz. Tabi bu da maddiyat da oluyor, maddi güç de oluyor. O yüzden daha çok büyürsek inşallah hizmetlerimiz çok daha fazla olacaktır. Elimizde olan bütün, şunu üyelerimiz şunu biliyor. Kendimizde olan güç kaynağı tekrar biz üyelerimize çok şükür aktarıyoruz. Bu üniversite tebrik şeyine yardım duruyor musunuz? Tabii. Az önce bahsettiğim ayın 6'sından bu yana biz 6 ve 14 Ağustos tarihlerinde Çukurova lokalimizde sabah saat 9'da başlıyor. Rehber öğretmenimiz sabah saat 9'da başlıyor. Akşam saat 18'e kadar geliyor. Mesela şu an gitseniz biri vardır. Biraz sonra gitseniz başka bir arkadaşımız vardır. Şunu da dedim. Kamusal alanın çalışanı olsun olmasın. Kim olursa olsun. İşçisi, memuru, esnafı. Kim yardım almak istiyorsa buyursun gelsin. Çukurova lokalimizdeyiz. Tercihlerini başarı sırasına göre, gidebileceği alanlara göre yapmak istiyoruz. Bir öğrencimize diş geliyorsa, dişi istiyorsa başka bir alana kaydırma yapmasın. Yani hangi alanla gidebiliyorsa, puanı yeterliyse daha alt sıralara gitmesin diye elimizden gelenleri biraz kariyer boyutta mücadelesini veriyoruz. Şimdi başkanım, bu pandemi sürecinde belirli bir süre dışarıdan eğitim görüldü biliyorsunuz. Uzaktan eğitim görüldü. Üniversitenin devamı. Bu sonuçlar ne durumda? Nasıl öğrenciler? Yani şimdi tabii uzaktan eğitim Mart döneminden itibaren gördük de Eylül ayından, Ekim ayından itibaren nasıl olacak henüz kararı verilmedi. Peki onu sormak istemiyorum. Sormak istediğim şey şu. Yani hemen hemen ikinci dönem alınmadı gibi bir şey oldu. Uzaktan eğitimle. Üniversite sınavlarında başarı düzeyi nasıl ülkede? Şimdi bakın şöyle. Ha, siz üniversite olayını soruyorsunuz. Evet, evet. Orada bir sıkıntı olmadı. Şundan dolayı olmadı. Çünkü bakanlığımız Mart tarihini baz aldı. Yani çocuklarımızın okula gittiği 12 Mart Cuma, 13, 14, 13 Mart sanırım Cuma, o tarihi baz aldı. Geçmişti. Ya ondan sonra uzaktan eğitimle görülen sorular, anlatılan dersler sınavda çocuklara karşı soru olarak gelmedi. Anladınız mı? Evet, evet. Yani yüz yüze eğitimin yapıldığı döneme kadarki konulardan çocuklarımıza soru soruldu. Yüz yüze eğitimin dışındaki uzaktan eğitimden çocuklarımıza üniversite sorusu gelmedi. Tabii gönül isterdi ki böyle bir süreç yaşanmasın. Evet. Hiç olmasın. Çocuklarımız daha seçici sorularla karşı karşıya gelsin. Yani hani seçtik ya, o soruların da dahil edildiği bir seçici grupla karşı karşıya gelsin. Ama olmadı. Lakin sizin dediğiniz şekliyle uzaktan eğitim boyutundaki sorularla çocuklarımıza soru yöneltilmedi. Peki başına bir de şunu söyle. Memur durumuna geldi. Öğretmenin durumuna işte. Atanamayan öğretmenler var. 4G'li 4G'li. Salih Bey, şimdi öğretmen odasına girdiğiniz zaman bir, ücretli öğretmen. Evet. Öncelerim vekil öğretmen vardı, iki, onu sayayım. Ücretli öğretmen. Sözleşmeli öğretmen, iki. Öğretmen, üç. Baş öğretmen. Uzman öğretmen, dört. Yani şöyle söyleyeyim. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Evet. Ama adlarımız farklı farklı. Ya öğretmenin sözleşmesi olur mu? Yani ne sözleşmesi? Öğretmen öğretmendir. Öğretmen ücretlisi olur mu? Olmaması lazım. Türkiye Eğitim Sen ve Türkiye Kamusen. Kamusal alandaki bütün sözleşmelerin kadroya geçmesi noktasındaki tavrı ve duruşu nettir. Biz kadrolu istihdamdan yanayız. Niye? Bakın şöyle. Devleti var eden noktalardan bir tanesi de devletin memurudur. Devlet memuruyla beraber devletliğin daha büyük yerde gösterir.
Şimdi siz devletin memurunu büyüttükçe devlet de büyüyecektir. Sözleşmeli memur mu olur? Ücretli memur mu olur? Ama ayrım ayrım yapılıyor. Evet, yapılıyor. Bu işte az önce bahsettiğimiz, bakın zaten öğretmenlikte değil, az önce bahsettiğimiz hemen karşımızda olan belediyede de böyle işte. Sözleşmeli personellere tak bir şekilde kapının önüne koyma noktası. Ne dedim ben size? Diyorum ki, birilerinin iki dudağının arasında olacak uygulamaya bakmamak lazım. Siyasi iktidarlar, A siyasi partisi gelir, yarın B gelir, başka zaman C gelir, kim olursa olsun. Ama devlet sağlam bir yer. Devletin gündelik siyaset noktasında farklı bir kadro tahsisinin olması lazım. O yüzden bu arkadaşlarımız kadro olsaydı, belediyede arkadaşlarımız, bankamatikte çıkarılacak mıydı sizce? Çıkarılamayacaktı. Bu yüzden devletin sözleşmeliden yana değil, kadrodan yana bir tahsisini kullanması lazım. Peki bu yapılan memur zamlarına ilgili ne diyorsunuz? Yani diyecek çok fazla bir şey var mı? Ne diyeceksiniz? ne denebilir sizce? %3'e ne diyeceksiniz? Yani ilgili sendikalar bu hak mücadelesinde istediğini alabiliyor mu? Aldı mı sizce? Vallahi bilmiyorum. Ben sana soruyorum. Ben emekliyim. Yani. Sen de aldın emekli. Sen de emeklisin. Zaten ne verirse ben onu kabul ediyorum. Maalesef şey olmuyor. Şimdi bakın. Bir kere zam pazarlığı enflasyon altında olmaz. Yani zamlar önce konuşulması gereken konular var. Bakın Salih Bey. Sadece sözde o oturdukları masayı zamla eşitmek doğru değil. 3600. Bakın insanların emeklilik maaşlarını etkileyecek bir yapı. 3600 noktasında masadan bir ses çıkmadı. Peki vergi dilimi? Bu noktada bir ses çıkmadı. Peki vergi matrağının arttırılması? Bu da bir ses çıkmadı. Ne çıktı biliyor musun? %3. Bugün ben buranın sahibi olsam ve Sağlık Bey'e desem ki sana %3 zam yaptım, bana biraz surat yapar. %3 bakın çok komik bir rakamdır. Sadece surat yapsa iyi. Yani %3 çok komik bir rakamdır. Gerçekten komik bir rakam. Şimdi şunu da anlarım bakın. Enflasyon artı %6-7 olsa anlarım Salih Bey. %3. Ya sen Türkiye'de size bir soru soracak. O masaya otururken sizce Türkiye'de enflasyonun %3'ün altında çıkma ihtimali var mı? Ya %7, %8, %1 ya sen enflasyonun altında bir zam alıyorsun. Efendim enflasyon fazla gelirse enflasyon farkını verecek de dengelenmiş olacak. Mutfaktaki enflasyonla diğer enflasyon, tüm gün enflasyonu değil mi sizce? Değil. Bence de değil. Evet, programın sonuna geldik. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok güzel, aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Yok, genç ve dinamik olduğu için de bayağı dersine de çalışmış. Yani açıkçası şöyle, kampüsler alanında, okullarımızda, farklı yerlerde neyi konuşuyorsak, burada da onu konuştuk. Konuşmaya devam ettim. Öncelikle olarak ben son olarak teşekkür ediyorum. Şunu söylememiz lazım. Gerçekten bu pandemi oyuncak değil. Bu pandemi gözle görülmeyecek kadar küçük. Bu pandemi çok büyük. Allah rızası için herkes, bakın Allah rızası için diyorum. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etsin. İkincisi, ordumuz bugün her yerde. Bugün Suriye'de, bugün ülkenin içerisinde, bugün Akdeniz'de, bugün Türkiye'nin içinde dışında her yerinde yoğun bir mücadele veriyor. Allah ordumuza, güvenlik güçlerimize yardım eylesin. Akdeniz'de bugün mavi vatan dediğimiz topraklarda, kara sularında bir egemenlik mücadelesini damgamızı vurmak istiyoruz. Allah denizdeki askerimize, seferde olan oruç reisimize yardım etsin. Biz şunu söylüyoruz, Türkiye kamusal olarak, şu an gemi, bu gemi, bu ülke, bu gemi seyir halinde. Gemi seyir halindeyken, geminin şu kamerasında ben yatacağım, bu kamerasında ben gideceğim, şu manzaradan ben denizi seyredeceğim diyen kim varsa onunla bizim mücadelemiz vardır. Gemi seferdeyken limana geldikten sonra geminin içerisinde sorun çıkaranlarla hesaplaşacağız. Herkes ayağını denmesin. Herkes aklı selim davransın. Bu ülkenin içindeki ve dışındaki düşmanlar Allah'ın izniyle söylemiştim. 1923'te ise 2023'te o olacak. Bu şekilde nihayete erecek bir süreci hep birlikte ortaya koyacağız. Memleketin içerisinde bulunduğu durum,
ülkenin içerisinde bulunduğu durum, ülkenin düşmanlarının korklama derecesine gelen boyutu Türkiye kamusalının net bir şekilde duvarına çarpacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Umarım dinleyenler de memnun kalmışlardır. Çok güzel. Eline sağlık demişler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, meslek okullarının sponsor olduğu bizim gündem programı burada sona eriyor. Adana'nın Sarıçam ilçesinde hizmet veren ve pandemi günlerinde en avantajlı okullardan biri olarak göze çarpan meslek okulları dikkatinizin şu pandemi günlerinde oldukça çekmeli. Çünkü sınıf içerisinde az sayıda öğrenciyi barındırabilecek 4 tane sadece sınıfla ve az öğrenciyle pandemi günlerinde de çok rahat eğitim, öğretim yapabilecek durumdalar. Bunu da oradan hemen belirtmek istiyorum. Ulaşmak isteyenler için de numaralar 0322-399-25-0 veya 0552-545-25-0'dan ulaşabilirsiniz. Daha da basiti internetten, arama motorundan arayarak ISTEC okullarıyla ilgili kesin net bilgiler alabilirsiniz. Bir program daha burada sona eriyor. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey. Sağ olun. Çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Canlı yayınımız şimdilik burada sona eriyor. Saat 14'te bizim Bağbali programında çok değerli bir hocamızı ağırlayacağız. Konumuz yine eğitim ve bu kez başka bir